Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu OB-47 güncellemesi. Evet arkadaşlar yine uzun güzel bir video hazırladım sizlere bilgilendirici. Arkadaşlar OB-47 güncellemesi ile gelecek 30 tane yeniliği sizlere bugün göstereceğim. Güncelleme öncelikle ne zaman gelecek ilk başta onu sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Altınlı otomatımız değil pardon silahlı otomatımızın son gün arkadaşlar. Biliyorsunuz eskiden altın otomatımızın son günüydü. Şimdi silahlı otomatımızın son günü arkadaşlar. Yani yaklaşık 17 gün var arkadaşlar güncellememize. Bugün uzun ve güzel bir video hazırladım arkadaşlar. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncesinde ufak bir duyurum olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir önceki videomda Güzel bir çekiliş yapmıştım. Tam 11 kişi arkadaşlar boyah pas çekilişimiz var. O çekilişimize katılmayı unutmayın. Şu anda ekranda gördüğünüz videoda arkadaşlar. FX Erkan kanalıma abone oluyorsunuz ve yorumlara katılıyorum yazıp ID'nizi bırakıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. 11 kişiye boyah pas bir açıyoruz arkadaşlar. Eğer ki boyah pasınızı açtıysanız katılmamazlık yapmayın arkadaşlar. Siz de yine katılın. Boyah pasınızı açtıysanız da size sürpriz bir hediye vereceğim. Evet arkadaşlar lafı fazla uzatmadan 30 tane yeniliğimiz var göstereceğimiz hemen ilk yeniliğimizle başlayalım. Evet arkadaşlar işte karşınızda ilk yeniliğimiz. Birinci yeniliğimiz arkadaşlar Bermuda'da. Bermuda arkadaşlar denizleri artık buz oluyor ve kış haritası geliyor arkadaşlar. Bazı bölgelerde buzlanmalar oluyor arkadaşlar. Birinci yeniliğimiz buzlanma. Şimdi şöyle bir haritada atlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın gördüğünüz gibi denizler arkadaşlar buz tutuyor. Kış geldiği için kış haritası geliyor arkadaşlar. Bermuda'nın çoğu bölümünde buzlanmalar oluyor. Evet ikinci yeniliğimize geçiyoruz arkadaşlar. İkinci yeniliğimizde biliyorsunuz ki Katana'yla bitirme animasyonu vardı arkadaşlar. Artık yumrukla da bitirme animasyonu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayıttığımız kişi şöyle yumruk vurarak arkadaşlar bitiriyoruz. Evet üçüncü yeniliğimiz yeni kızak araç arkadaşlar. Şöyle bir tane kızak araç geliyor arkadaşlar. Yani bu Bermuda'da var ama diğer haritalarda var mı bilmiyorum. Genelde Bermuda'da olur. Yani bu araç yeni araç değil de sanki böyle sadece kış haritasına özel bir araç gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu gördüğümüzde bindiğimizde araç oluyor. Dördüncü yeniliğimiz arkadaşlar şöyle bir tane yani bu bir teliferik değil arkadaşlar da şöyle bir tren yolu gibi böyle bir ray gibi. Haritanın bir bölümünden bir bölümün arkadaşlar şöyle kayarak gittiğimiz çok güzel bir şey olmuş. Yani konum çok rahat değiştirebiliriz arkadaşlar bir bölgeden bir bölgeye giderken. Bir de ateş de edebiliyoruz. Bunun da bir güzelliği bu. Çok güzel olmuş bence. Ve beşinci yeniliğimiz. Evet beşinci yeniliğimiz arkadaşlar yine kış haritasına özel. Şöyle gördüğünüz gibi haritada arkadaşlar şöyle. E, güzel. E, i̇şte e, airdroplarımız var. Bu droplar arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bir hediye kutusu gibi şöyle patlıyor içerisinde dökülüyor eşyalar vesaire vesaire. Yine güzel. Droplarımız galiba bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu güncellemeden sonra. Altıncı yeniliğimize geçelim arkadaşlar. Altıncı yeniliğimizde yine bir efekt arkadaşlar. Aura efekt diyor. Gördüğünüz gibi jetonların üzerine falan e, şöyle bir efektler falan gelmiş arkadaşlar. E, bu da yine bu şekilde bir yenilik. Ee, şöyle bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle biraz daha görünür hale gelmiş jetonlarımız. Evet arkadaşlar bu da bu şekilde. Şimdi geçelim bir sonraki yeniliğimize arkadaşlar bakalım sıradaki yeniliğimiz neymiş? Evet arkadaşlar 7. yeniliğimiz sniperlarla alakalı yine güzel bir yenilik. Artık arkadaşlar gördüğünüz gibi sniperlarda vuruş noktası geliyor. Eskiden yoktu biliyorsunuz arkadaşlar işte AVM falan kullandığımızda şöyle vuruş noktası yoktu. Artık vuruş noktası geliyor arkadaşlar. Yani buradan daha kolay eğim alabilir, daha kolay nişan alabiliriz arkadaşlar. Ve şimdi geldik 8. yeniliğimize. Evet arkadaşlar 8. yeniliğimizde şöyle bir şey arkadaşlar. Konum buluyor galiba mağazaların konumunu mu buluyor tam anlamadım desem yeridir arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz haritada bazı bölgeleri buluyor yer bulmamıza yardımcı oluyor. 9. yeniliğimizde arkadaşlar oyun içi mağazaya gelmiş görüyorsunuz ki sol tarafta arkadaşlar bir bölüm açılmış. Burada eşyalara kolayca erişebiliriz. Evet arkadaşlar, burada videoma kısa bir ara vermek istiyorum. Sizlere hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Ondan sonra videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, hesap.com.tr indirim ve güvenin adresi. Burada Free Fire başta olmak üzere birçok oyunun e-pin'ini bulabilirsiniz. Yine burada sitemizde çekilişler bölümüne geldiğimizde Free Fire ve diğer oyunların çekilişlerini bulabilirsiniz. Burada çekilişlere katılabilirsiniz. Gördüğünüz gibi birçok oyunun yine burada çekilişi var. Burada da ödüller kazanabilirsiniz. Ayrıca elmas fiyatlarına geldiğimizde gördüğünüz gibi Free Fire'ı tıkladığımızda burada arkadaşlar 125 elmastan 2750 elmasa kadar elmas satın alabilirsiniz indirimli bir şekilde. Tabii ki ben de elmaslarımı hesap.com.tr üzerinden indirimli bir şekilde alıyorum ve sizlere de tavsiye ediyorum. Ve son olarak hesap.com.tr kayıt linkimiz bu videonun açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan tek tıkla gidip ücretsiz bir şekilde kayıt olabilir ve alışverişe dilediğiniz gibi başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 10. yeniliğimiz. 10. yeniliğimiz arkadaşlar silahlarımızın performansını arttıran bir parça arkadaşlar. Yeni bir eklenti. Onu eklediğimiz arkadaşlar silahımızın biraz daha sekmesi işte falan azalıyor arkadaşlar. Yine 11. yeniliğimiz de silahlarla alakalı. Bu da arkadaşlar ekstra hızlı şarjör değiştirmemize yarayan yeni bir eklenti arkadaşlar. Bunu taktığımızda daha hızlı bir şekilde arkadaşlar şarjör değiştirebiliyoruz. Bu da bu şekilde bir yenilik arkadaşlar silahlarımızla alakalı bu şekilde yeni yenilikler de geliyor gerçekten oyuna çok güzel şeyler geliyor bu güncellemeyi çok beğendim arkadaşlar evet ve gelelim 12. yeniliğimize 12. yeniliğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi yine silahlarla alakalı yine arkadaşlar şöyle ekstra parça takıp işte bu da yine arkadaşlar silahımızın ateş etme hızını işte gücünü silahımızın performansını yükselten bir parça diye düşünüyorum. Evet 13. yeniliğimiz arkadaşlar yeni Clock Tower. Evet arkadaşlar Clock Tower değişiyor. Yeni güncelleme ile beraber arkadaşlar bambaşka bir hal alıyor. Gördüğünüz gibi geçiş görüyorsunuz işte geçiş yaptığımız bu e, tren yolu gibi şöyle uzunca uzunca yollar var arkadaşlar. Onun dışında gördüğünüz gibi şöyle buzlanmalar var arkadaşlar. Tamamen kar haritasına kaplanmış. E, güzelleşmiş değişik olmuş gördüğünüz gibi buraya da bir tane yine yılbaşı ağacı dikilmiş Bunlar arkadaşlar güncellemeden sonra Clock Tower'a eklenecek yerler Gördüğünüz gibi şöyle e, ne güzel bir ağaç süslenmiş yılbaşı ağacı Evet arkadaşlar 14. yeniliğimize geldik Yeni odada arkadaşlar hani yok kafa atmıyorsun yok sadece tarıyorsun diyenler için arkadaşlar Yeni bir oyun modu yeni bir oda arkadaşlar oyun modu değil de odada değişiklik arkadaşlar. Bu odada sadece headshot atabiliyorsunuz. Gövdeye vursan da saymıyor arkadaşlar. Yani yok sen taradın, yok şöyle yaptın, böyle yaptın muhabbeti olmaz. Bu odayı bu şekilde ayarlayın arkadaşlar. Sadece headshot oynayın diyebilirim. Bu da böyle güzel bir olmuş arkadaşlar. İşte taradın muhabbeti olmaz artık. Headshot atamayan sizi vuramaz zaten. Siz kolay headshot atabiliyorsanız rakibinizi haklayabilirsiniz. Evet geldik 15. yeniliğimize. Bu da yine odalarla alakalı arkadaşlar. Odalarda hani oda kurduğumuzda böyle işte yazışarak haberleşiyorduk rakip oyuncuyla. O kalktı arkadaşlar artık sessiz de konuşabiliyoruz. Ve geldik arkadaşlar 16. yeniliğimize bu çok güzel. Arkadaşlar artık yani sizi öldüren kişiyi nasıl öldürdüğünü görebiliyorsunuz. Nereden geldiğini görebiliyorsunuz. Replay özelliği geldi arkadaşlar. Yani tekrarını izleyip sizi vuran kişinin sizi nasıl vurduğunu görebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey olmuş arkadaşlar. PUBG Mobile'da vardı. Buraya da gelmesi güzel olmuş. Evet 17. de arkadaşlar şöyle bir tane yeni bir özellik eklenti arkadaşlar. Artık hafif makinalara dürbün ekleyebiliyoruz arkadaşlar. UMP'ye falan yeni scope ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu yoktu biliyorsunuz. Artık UMP arkadaşlar gördüğünüz gibi dürbün takabiliyorsunuz. Yani sadece böyle kendi scope'u değil de 2x, 4x dürbün takabiliyoruz arkadaşlar. Bu da güzel olmuş. Yani bunlar güzel şeyler ya. Bunlar hepsi PUBG'de vardı ya. Free Fire sen neredeydin bunları? Niye şimdiye kadar düşünemedin değil mi? Bunlar güzel olaylar arkadaşlar. Evet arkadaşlar 20. yeniliğimiz de eğitim alanına geliyor. Eğitim alanındayken arkadaşlar otomatik iyileşme ekleniyor. Bu da böyle bir yenilik güzel olmuş. Bu da bence yine. Ve şimdi geçelim arkadaşlar 21 özelliğimize yeni karakter kodu arkadaşlar. Oyunumuza güncelleme ile beraber yeni karakter geliyor. Gördüğünüz gibi düşmanın yerini önceden tespit ediyor arkadaşlar. Bu nasıl bir yetenektir ya? Bu hile gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Görüyorsunuz yakışıklı da bir karakter. Yani bu da yine oyuna bir heyecan katacaktır. Yine biraz etkileyici ama yer görmesi çok kötü ya. Baksana arkadaşlar düşmanın yerini görüyor ya resmen. E bunu herkes kullanır. Bunu herkes kullanır. Ben de kullanırım. Evet arkadaşlar bu da yeni karakterimiz gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet arkadaşlar geldik 22. yeniliğimize. Şimdi karakterlere girmişken arkadaşlar biraz karakterlerden bahsedelim. Yine Karyos karakterinin arkadaşlar yeteneği değiştiriyor, gelişiyor. Bazı karakterlerde çok önemli değişiklikler var arkadaşlar. Özellikle Skyler'i artık kullanacağınızı ve eskisi gibi etkili oyun içerisinde herkesin tercih edeceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi Skyler demişken 23. sırada Skyler karakterimiz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle eskiden yana sağa sola Skyler'i vurduğumuzda duvara işlemiyordu. Şimdi arkadaşlar köşesine de atsak şöyle o cepheye doğru attığımızda direkt duvara isabet ediyor arkadaşlar. Ve yeteneği artıyor özellikleri gelişiyor arkadaşlar Skyler'in. Yine Raiden karakteriyle alakalı arkadaşlar yeni gelişimler var. Gördüğünüz gibi bir tane atıyordu böyle. Örümcek ağını artık ikiye çıkmış arkadaşlar. İki kere örümcek ağı atabiliyoruz. Yani bu da güzel olmuş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sadece biraz bir bekleme süresi var. Yine bu karakter de gelişmiş arkadaşlar. Evet bu da güzeldi yani düşmanı donduruyorsun vurmak için haklamak için. Çok güzel bir de hasar da veriyor. Hasarı da arttırılmış mı tam bilemiyorum ama Göreceğiz, göreceğiz. Evet. Evet arkadaşlar burada birkaç sırayı atlamak istiyorum sizlere lobiyi yeni lobiyi gösterip videomu sonlandırmak istiyorum çünkü karakterlerle alakalı o karakterlerle alakalı ayrıca bir video yaparız arkadaşlar. Bu yeni lobimiz arkadaşlar biraz daha böyle büyüyor biraz daha böyle renkli hale geliyor ama yeni lobi yine beğenmedim bence değişmesi lazım artık bu tarzların. Evet arkadaşlar son olarak maç kazandığımızda da bu şekilde görünümümüz var. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bence güzel bilgilendirici bir video oldu. Güncelleme bence çok güzel olmuş. Çok güzel yenilikler geliyor. Her zaman arkadaşlar yeni yenidir. Bunlar oyunu daha böyle bir zevkli hale getirir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar devam eden kanalda bir çekiliş var. Çekilişimize de katılmayı unutmayın çekiliş yaptığımız arkadaşlar videonun linkini de bu videonun açıklamalar kısmına koyuyorum. Hemen tek tıkla gidip çekilişimize katılabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.